Selamlar, ben Nurgül. Nur Mutfak kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videom arkadaşlar pratik bilgi. Nar nasıl kolay şekilde ayıklarız? İki farklı yöntemle sizlere videomu hazırladım arkadaşlar. Eğer sizlerin de pratik yöntemleriniz varsa bizlerle paylaşabilirsiniz. Öncelikle meyvelerimizi yıkıyoruz arkadaşlar. Narı yıkadıktan sonra kafasından bu şekilde kestikten sonra görünen o beyaz zarlı kısımlardan bıçakla aşağıya doğru keskin bir şekilde indiriyoruz arkadaşlar. Ve ortasını çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi harika bir şekilde ayrıldı. Dediğim gibi arkadaşlar ben bu kesimi sunum olarak kullanıyorum. Ya da meyve yiyeceğimizde bu şekilde dilimlere ayırıp tabaklara koyuyorum. Yemesi daha kolay oluyor. Genelde bu kesimi ben meyve sunumlarında kullanıyorum. Dilim dilim tabaklara koyuyorum. Yemesi daha pratik oluyor. Alternatif olarak bu kesimi sizlere de göstermek istedim. Nar reçeli yapacağım için çekirdeklerini tamamıyla bu şekilde temizledim arkadaşlar. Evet, en kolay şekilde aslında tokmaklayarak arkadaşlar narın içerisini temizliyoruz. Tüm çekirdekleri içi çıkacaktır. Hiçbir şekilde zarar görmeden, ezilmeden, suyu çıkmadan, patlamadan gördüğünüz gibi ortadan kesiyoruz ve tahta bir kaşıkla üzerine vuruyoruz arkadaşlar. Bu şekilde kendisi dökülüyor. Çok kısa bir sürede. Saniyeler içerisinde tertemiz oluyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gerçekten çok pratik oluyor. Eğer çekirdeklerini tamamıyla boşaltmak istiyorsanız, temizlemek istiyorsanız bu yöntemi tavsiye ederim. Çok fazla uğraştırmadan üzerine vurarak bu şekilde çekirdeklerini tamamıyla içerisinden ayırmış oluyoruz. Geri kalan kısımlarından ters çevirdikten sonra gördüğünüz gibi elimizle çıkartıyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok pratik oluyor. Evet, zarlı kısımları da onları da çıkartalım, temizleyelim. Bu şekilde pratik narımızı temizliyoruz arkadaşlar. Geri kalan narları da aynı şekilde tokmaklayarak temizledim. Sizlere de fikir vermek istedim. Eğer sizlerin de daha farklı çıkarma yöntemleriniz varsa, ayıtlama yöntemleriniz varsa bizlerle paylaşabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Nar reçeli tarifimi diğer videolarımdan izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Ayrıca bunları temizledikten sonra kaplara doldurarak, cam şişelere ya da kavanozlara doldurarak derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Çıkarıp hemen salataya, pastalara, sos yaparak kullanabilirsiniz. Gerçekten çok pratik oluyor. Evet, bugünlük bu kadardı. Bugün sizlere narı nasıl ayıklarız, narı nasıl dağılmadan, parçalamadan keseriz, pratik bir bilgi olarak sizlere bu videomu paylaşmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, zil sesini açmayı lütfen unutmayın. Yorum ve beğenilerinizle bana destek verirseniz çok mutlu olurum. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.